Merhabalar, şimdi sizinle öz kütle ile alakalı bir soru çözeceğiz. İçinde 90 cm3 su bulunan şekildeki taşırma kabının içine özdeş 10 demir bilye atıldığında tüm bilyeler su içinde kalacak şekilde dengeye geliyor. Bilyelerin atılmasıyla kaptan 10 cm3 su taştığına göre bir bilyenin hacmi kaç cm3'tür? Şimdi iyi analiz edelim soruyu. Önce anlayalım. Bizden istenen şeyi anlayalım. Bize verilenleri iyi analiz etmeliyiz. Burada bir taşırma kabı var gördüğünüz gibi ve su seviyesi 90 cm3. Bu 10 tane demir bilyeyi kabın içerisine bıraktığınızda ve tamamı battığında buradan 10 cm3'lük bir su taşıyormuş. 10 cm3. Peki. Şimdi bu su taşana kadar önce ne olmalı? Su seviyesi 90'dan 120'ye çıkmalı ki sonrasında su taşabilsin. Peki 90'dan 120'ye ne kadar fark var? 30 santimetre küp. Ben 30 santimetre küp orada sıvının seviyesini yükselttim. Üstüne üstlük bir de 10 santimetre küp de taşırdım. 30 artı 10 40 santimetre küp sıvının toplamda yerini değiştirdim. Hemen şu ekranda yazdığım nota dikkat edelim. Bir cisim batan hacmi kadar sıvının yerini değiştirir. Peki buraya bu kabın içerisinde batanlar kimlerdi? 10 tane demir bilye. Peki bu 10 demir bilye ne kadar sıvının yerini değiştirdi? 40 santimetre küplük sıvının yerini değiştirdi. O zaman şunu söyleyebilirim rahatlıkla. 10 demir bilyenin toplam hacmi 40 santimetre küptür. O halde bizden bir bilyenin hacmini soruyor ve hemen doğru orantı yapalım. 10 demir bilye 40 santimetre küpse bir demir bilye ne kadardır? 4 santimetre küptür. Evet, işte bu kadar. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.